Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik etin, yaptığı bu tümsek amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Hürriyet zevkini tattığı yerdir. Çanakkale Savaşı birçok kahramanın büyük gayretleri ve azmiyle kazanılmış ve tarihe geçen en şanlı zaferlerden biri olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Savaşın devam ettiği süre içerisinde bazıları olağanüstü ve gerçeklik ötesi olsa da birçok olay yaşanmış ve bunların kimileri de farklı yazılarla kayıt altına alınmıştır. Çanakkale'nin yüreklerde sızı bırakan en etkileyici yönlerinden biri de türküsüdür. Savaşa giden askerleri ve gençliklerine olan sistemlerini anlatan bu türkünün hikayesi de oldukça ilginçtir. Türkünün yazılma hikayesi, Seyfullah isimli bir lise öğrencisinin İstanbul'daki ailesine yazdığı bir mektupta gizlidir. Mektubu ortaya çıkaransa Seyfullah'ın kardeşi olan yazar Emrullah Nutku'dur. Nutku, kaleme aldığı Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış isimli kitabında Seyfullah'ın yazdığı mektup üzerine bu türkünün çıktığını söyler. Mektup şöyledir. Sevgili anneciğim, 2 yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor. Üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı. O da bize veda etti. Giderken bize geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi. Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, "Anne ben gidiyorum" düşmana karşı türküsünü söyleyerek giriyorlar. Kimileri at sırtında, kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğaza dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış. Ancak yakında İstanbul'a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum. Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim. Kardeşlerime selam ederim. Thank you.
kalbi Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanı, kimimiz evli. Of gençtim eyvah. Kimimiz nişanı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Oh.